Başladık mı? Sanki şu an girdik gibi ha. Evet ama şu an... geliyorlar. Evet, ufak ufak. Biraz bekleyelim değil mi? Sonuç? Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Ben çok heyecanlandım. Şu an kaç kişi? 2400. Biraz daha bekleyelim sorular için. Evet. Erkan Balata, Aksel Bonfil, babam, Seher, hepiniz hoş geldiniz. Ay çok heyecanlıyım. Hande Kuş, hoş geldin. Sevgi, Cihan abi, hepiniz hoş geldiniz. Biz bayağıdır aslında böyle bir şey organize etmek istiyorduk ama nasip bugüneymiş. Bütün Berkan Karabulut'u destekleyen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum buradan. Lale de aynı şekilde muhtemelen. Evet. Hepinize teşekkür ederiz. Evet. Sonunda buluştuk ve böyle bir şey yapmaya karar verdik. Siz de hepiniz çok sağ olun. Dünden beri o kadar güzel sorular geldi ki biz arasından böyle hani seçmeye çalıştık ama evet. Hepinizin emeğine, yüreğine, diline sağlık. Çok sağ olun. Herhalde 20-30 soru vardır değil mi? Daha bile fazla. Belki 32 tane. Soru. Aynen. Çok fazla soru geldi. Hani içlerinden seçtik. Hepiniz hakkınızı helal edin. Başlayalım mı yavaştan? Evet. Tamam. Hadi bakalım. O zaman ilk soruyu seçiyorum. Hadi bakalım. İlk soru kendimi seçtim. Tamam. Berkan ve Lale birbirini rehbere nasıl kaydetmişler? Nehir Çimkent. Ben Berkan'ım diye kaydettim. Bir de yanına siyah kalp koydum. O da Lalem diye kaydetti. Yes. Güzel. Hemen atıyoruz bu ekranı. Hemen sıradan ben bir tane. Şuradan bir tane alalım. Hakan abiye Berkan çocukluğunda... Bana gelmiş bir soru. Bana Afara sormuş soruyu. Berkan çocukluğunda nasıl biriydi? Berkan çocukluğunda aslında sakin bir çocuktu diyebilirim. Yani... Aslında bana göre sakindi. Ben ufakken çok yaramazdım. Sonrasında ben duruldum. Berkan çocukken çok sakin biriydi. Bizim ablamız da var biliyorsunuzdur. Biz ikimiz biraz o yaramazlık olayını herhalde biz daha çok aldık Berkan'a göre. Berkan çok sakin, uslu, böyle sesi çıkmayan bir çocuktu yani ufaklığında. Sonrasında tabii bayağı açıldı. Evet, ikinci soruyu da bitirdik. Tamam. Üçüncüyü aldım. Evet. Herhangi bir sabah 6'da Belgrad Ormanı'na gitsek Berkan ile karşılaşma ihtimalimiz yüzde kaç? Hakan abi daha iyi bilir bu soruyu. Yani şöyle, haftanın 2-3 günü Belgrad Ormanları'na gider Berkan. Oraları çok sever. Aslında doğayı çok sever. Tabiatı çok sever. Onun için yani saat 6'da değil de 8-9 aralarında daha çok denk gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Haftanın 2 günü genelde ormana gidiyor Berkan çünkü. Sen seçin. Hadi ben mi alayım hadi. Bir tane de ben alayım şuradan. Berkan Survivor'da giderken evinden tek bir eşya götürme hakkı olsa neyi götürürdü? Yaren sormuş bu soruyu. Bu çok güzel bir soru evet. Aslında. Yani Berkan giderken zaten bir kitap götürdü yanında. Işığın Savaşçısı diye ben almıştım ona. Survivor'a gitmek istediğini söyledikten sonra almıştım. Çok güzel bir kitap. Yani böyle bir savaşçının neler yapması gerektiğini anlatan, ona böyle o mücadeleci ruhu veren bir kitap. Çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. O da onu götürmüştü yanında zaten. Bence yine onu götürürdü herhalde. Ona enerji, mücadele evet, ruhu evet. Versin. Bir de bir kitabı daha var aslında. Bir kitabı daha çok sever o. Tanrılar evet. Okulu, evet. Onu da herkese tavsiye ediyor zaten. Evet, o kitabı da çok sever. Sıra sende, çek bakalım. Tamam. Hadi sorularımız çok. Çekelim. Berkan abi, üç kelimeyle anlatsanız neler olurdu? Önce sen söyle, ben de söyleyeyim. Motivasyon, enerji ve sevgi derdim. Yani motivasyonu kesinlikle ben de koyardım. Çünkü hayatın her anlamında kendini ve çevresindekileri çok motive eden biri Berkan. Bunu da ekranda da oldukça çok fazlaca gösterdiğini düşünüyorum sizlere. Bence de motivasyonu ben de ilk sıraya koyarım. Motivasyon, onun dışında sevgi diyorum ben de. Çünkü sevdikleri vakit geçirmekten çok hoşlanan biri. Onun dışında aslında inatçı biri olmasının yanında yapmak istediği şeylerle alakalı çok inatçı olduğunu düşünüyorum Berkan. Normalde hiç inatçı bir insan değil. Fakat kafasına taktığı bir konuda mükemmel inatçı bir kişilik. Zaten onu da başarıya götüren
Hani yolların başında da bu geliyor. İnat olmadan hiçbir şey de olmuyor yani. Hani 4 sene bekledik yani Survivor gitsin diye aslında. Biraz da öyle yani oldu. Şimdi sıra sende. Ben de mi? Evet. Hadi. Sanki hep ben çekiyorum değil mi? Berkan'ın kitap okumayı çok sevdiğini biliyorum. Peki hayatını etki eden, sürekli tekrar okuduğu bir kitap var mı? Şimdi, az önce söylemiştim. Aynen. Evet. Tanrılar Okulu ve Işığın Savaşçısı deriz bence. Ya bence de, bence de. Ben Tanrılar Okulu diyorum ama Işığın Savaşçısı. Tamam. Babako kelimesi nereden çıktı? Bu soru bayağı gelmiş. Ya evet, bana da çok fazla DM'den soranlar oldu bunu. Babako kelimesi şöyle. Günlük normal hayatta Berkan bu kelimeyi aslında çok arada böyle kullanırdı. Biz aramızda işte bana kanka da der mesela, dayko der, dayı der, abi de der. Ama bu babako çok böyle nadiren ağzından çıkan bir kelimeydi aslında. Hani bunu ben bilirim ve en yakındaki arkadaşları bilir. İşte Akseller, Erkanlar, amcamın oğlu Cengiz vesaire, hepsi bilir bunu. Orada birkaç kere söyledi ama bir anda herkesin ağzına böyle prezent oldu diyebilirim yani. Öyle bir durum. Normalde hani babako ben gittim, sen geliyorsun, babako karşısına geleceksin. Bana çok kullanırdı onu. Orada da bayağı kullandı. Güzel oldu. Aynen. Bence. Yine sen misin arkadaşlar? Değil mi? Allah Allah. Evet, hemen geliyor. Berkan'ın arkasında bu kadar destek olacağını ve bu kadar ilerleye gidebileceğini düşünüyor muydunuz? Yani ben şöyle söyleyeyim. Berkan yedek olarak katıldı yarışmaya. Hatta ilk yedek yarışmacılardan da sonradan gitti yarışmaya. Yani benim düşüncem, ben gittiği andan itibaren Berkan'a zaten çok fazla güveniyordum. Ay pardon. Olsun. Berkan'a çok güvenerek yolladık Berkan'ı oraya. Onun dışında onun hani bütün prezentasyon çalışmalarını, öncesi sonrası her şeyine dahil olduğum için çok net biliyorum. Yani Berkan yani tabii evet. Ki de yani biz bekliyorduk ama şöyle oldu. Yedek gitmesi sadece kitle olarak biraz aşağıda kalır mı, SMS'te geride kalır mı diye düşündük. Ama zaman içinde performansıyla da bunu başardığını düşünüyorum Berkan'ın. Evet, bir de başta insanlar mesela Berkan enerjisini birazcık garip buldular. Ama aslında günlük hayatında hep öyle olan bir insan. Hatta biz de ilk tanıştığımızda ben gerçekten bir insan nasıl bu kadar pozitif olabilir, nasıl bu kadar mutlu olabilir diye düşünüyordum hep. Ama gerçekten öyle bir insan. Ya zaten insanlar bunu anladıkça onu desteklemeye daha çok, daha devam ettiler, daha çok desteklediler. O yüzden düşünüyorduk bu kadar destekleneceğini. Evet, sıra sende. Hadi bakalım. Berkan günde kaç saatini spora ayırıyor? Yani Berkan günde aslında açıkçası 12-13 belki 15 saatini spor salonuna geçiren biri. Çünkü antrenörlük yapıyor kendisi. Ama antrenman olarak sorduğunuzda yani günde 1,5 saati geçtiğini zannetmiyorum. 1 saat 1,5 saat arasında kendi antrenmanlarını yapan biri. Ama öyle 3 saat 4 saat dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü çok fazla ders veriyoruz biz. Onun için günde 1 saat 1,5 saat diyelim. Sıra sende. Ben de tamam. Evet. Berkan ve Lale nasıl tanıştılar? Kaan Şeko sormuş oluyor. Evet, tamam, anlatıyorum. Kısaca anlatmaya çalışıyorum ama biraz uzun. biz aslında 10 yıl önceden tanışıyoruz. Yazlıktan, Gümüşşaka'dan. Ben o zamanlar biraz tombiştim. ve Berkan'ı böyle uzaktan görüyordum ve hoşlanıyordum ondan ama hiç böyle bir muhabbetimiz yoktu çok fazla. Merhaba merhabaydı. Ben öyle ona birazcık hayran gibiydim yani. Ondan sonra 10 yıl sonra Miss Turkey izlemeye gitmiştim arkadaşımla. O da arkadaşıyla gelmiş. Karşılaştık. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum ama dedim ki hani beni hayatta tanıyamaz, mümkün değil. Çünkü ben çok değiştim, işte kilo verdim, boyum uzadı. Yani tanıyacağını hiç düşünmedim. Sonra bir ay sonra ben onu Instagram'dan ekledim. Ondan sonra da bana dedi ki sen işte Gümüşşaka'dan Lale misin dedi. Ben de evet, nasıl tanıdın dedim. O da hiç değişmemiş, hala çok güzelsin dedi. Sağ olsun. Bir gün o 10 yıl önceki fotoğrafımı yayınlamayı düşünüyorum. İnsanlar büyük ihtimalle merak ediyorlardır. Öyle oldu. Yani sonra ben Polonya'da okuduğum için çok sık, yani hiç görüşemedik, konuşamıyorduk da çok fazla o yoğun çalıştığı için. O yaz işte ben Türkiye'ye geldim. Görüştük falan, öyle başladı yani. Evet, hadi bakalım. Berkan annesine diye seslenir. Ya Berkan anneme genelde Mayko diye seslenir. Mayko da biz Boşnak olduğumuz için aslında anne demek Mayko ama çok samimi arkadaşlarına yakın akraban da olabilir. Michael diye seslenebiliyorsun ki ben çok kullanırım Michael lafını. Beni tanıyanlar bilir. Berkan da çok kullanır aslında. Çok şaşırdım ben. Survivor'da daha çok Michael demesini beklerdim ama demek ki öyle bir ortam olmadı. Öyle bir durum olmadı. Babako daha iyi oldu diyebilirim yani. Evet, ben de hemen sorularımız çok, biraz hızlanacağız şimdi. Çıktıktan sonra bir buluşma olur mu? Şimdi arkadaşlar, evet, çıktıktan sonra tabii ki bir buluşma olur ve bunu zaten
haberlerin sinyallerini ben size Instagram'dan, Twitter'dan ufak ufak vermeye başladım. Kesinlikle Berkan'ı seven, Berkan'ı destekleyen, gittiği günden beri ona inanan, güvenen herkes Berkan'ı görecek. Tabii ki böyle bir buluşma olacak. Bir söyleyişe işe görecek. Tabii ki böyle bir buluşma olacak. Bir söyleyişe şeklinde sormak istediğiniz her şeyi Berkan abinize birebir canlı şekilde soracaksınız. Hakan abi, bu arada Survivor'a katıl diyen çok var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya evet. Var, var. Berkan bir bitirsin ellisiyle. Nasip kısmet diyelim ya. Bakalım. Tamam. Bakalım. Berkan Survivor'a gideceği haberini ilk aldığında ne yaptı? Çok güzel soru. O sırada annesi, ablası ve ben beraberdik. Telefonu açtı, kapattı. Böyle şok içinde ama inanamıyor. Bize dedi ki ben gidiyorum. Biz böyle nereye gidiyorsun? Ben Survivor'a gidiyorum dedi ama hepimiz böyle ağlıyoruz, gülüyoruz. Özellikle annesiyle ben, Ferah ablayla ben. Bir ağlıyoruz, bir gülüyoruz. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Çok heyecanlandık. Zaten sonra hemen Hakan abi aradı. Evet evet, beni aradı. Şöyle oldu. Ben de arabayla onların yanına gidiyordum aslında. Bebek tarafına bir yere gidiyorduk. Abi dedi, sana bir haberim var dedi. Ben zaten arabada gelken ne dedim, böyle bağırdım. Aradılar, ben gidiyorum dedi. Sonra biz bir bağırışmaya başladık. Şimdi bağırmayayım burada, siz görmeyin öyle ama tahmin edebilirsiniz yani seslerimiz yüksek. Bayağı bağırdık böyle birbirimize. Evet. Sonra gittim, hemen sarıldık falan, öyle oldu. Çok güzel bir gündü. Yani o günün sabahtan akşama kadar olan anısını Berkan döndüğünde size anlatsın bence. Çünkü gittiği günün sabahında hani ben yoktum, Lale ile beraber. İşte burada deniz kenarı bir yere gidip orada sahilde, hatta atletizmci bir kardeşimiz var. Evet, Batuhan'la beraber. Batuhan'a selam olsun buradan kardeşime. O gün orada beraber antrenman yapmıştılar. Ve Berkan o gün o antrenman videosunu Instagram'a koyduğunda bir şarkıyla koymuş. O şarkının da bir bağlantısı var benim Berkan'la aramızda. Ben o videoyu görünce böyle tüylerim ürperdi, şu anda olduğu gibi yine ürperdi tüylerim. Ondan sonra öyle başladı hikayesi yani açıkçası. Evet. Hızlı bir şekilde şimdi yaptık. Ben de mi? Evet. Tamam. Hemen bakalım. Sporla ilgilenmese hangi mesleği yapardı? Ya ben şöyle düşünüyorum. Berkan birebir iletişimi gerçekten çok iyi insanlarla. Bunu ekranlardan siz gördüğünüz kadarıyla görüyorsunuz ama biz normalde onun ne bileyim bir esnafla, bir atıyorum bir yere gittiğinde bir spor salonu, insanlarla yolda yürürken yanından geçen insanlar olan diyalogları falan vesaire. Berkan çok samimi biri. Bence Berkan psikoloji üzerine yaşam, bir şeyler yapabilirdi. Tarzı. Evet, zaten o tarzda bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Sadece spor dersleri vermiyorlar. Aynı zamanda öğrencileriyle böyle her şey hakkında konuşabiliyorlar. Tabii o ki, yüzden. Tabii ki. Aynen. Yani yaşam koçu gibi bir şey zaten. Aynen. Sen de aynen. Evet, hadi bakalım. Berkan'ın ilk yaptırdığı dövme hangisi ve neden yaptırdı? Berkan'ın, ben hemen giriyorum. İlk yaptırdığı dövme şu kolunun arkasında Forever Brotherhood yazıyor. Ve 2 yazıyor. H2. Çünkü ablamızın ismi Hülya, benim ismim Hakan. Hani Hülya ile benim için yaptırdı bir dövme aslında. İlk dövmesi o. Biz beraber yaptırmaya gitmiştik zaten. O gün de çok iyi hatırlıyorum şu anda. Anımsadım, hoşuma gitti. Öyle, ilk dövmesini ablamla bizim için yaptırmıştı yani. Hakan, ben seçeyim. Seç abicim, hadi. Evet, büyük oylama konseyinde Berkan'ın bahsettiği ama detayına girmediği hayatını değiştiren o karlı gecede ne oldu? Ya şimdi güzel bir soru. Şimdi kuzenlerim de karlı gece dediler. Onu bana anımsattılar, hatırlattılar. Şöyle, bundan 7-8 sene önce Berkan'ın iş hayatının yeni atıldığı dönemlerde biz yine beraber yaşıyorduk. Tabii hayatta her zaman her şey günü güneşlik olmuyor arkadaşlar yani. Ne kadar her şeyiniz de olsa bazen bazı noktalarda eksik kalabiliyorsunuz hayatta. Biz de öyle bir dönemdeydik Berkan'la. Harbiden bayağı kar yağıyordu bu arada. Zor dönemler geçirdik diyebilirim. Yani çok da girmek istemiyorum, bahsetmek istemiyorum ama o karlı gece dediği gece yani bizim için aslında bizim hayatımızın dönüm noktasıydı diyebilirim yani. Hem bizim abi kardeşlik bağı olarak biz her zaman çok sağlamdık ama o geceden sonra bize bir şeyler oldu da diyebilirim yani. Berkan'ın o söylediği, o anlatırken televizyonda zaten ben evde çok duygulandım çünkü çok yakından derinden hissettik, yaşadık bunları. Hikayesi öyle. Survivor bitince söyleyişi de bunun hikayesini anlatırım. Şu anda anlatmak istemiyorum. Ama her insan gibi biz de düştük tabii ki. Kalkmasını da bildik her zaman. Tamam. Bu hayatta en çok neye sahip olduğu için minnettar? Ailesi. Ailesi direkt. Biz, tamam. Lale, ben, ablam, annem, hepimiz yani ailesi. Bütün çekirdek ailemiz, hepsi. Ailesine çok güvenen, çok inanan bir çocuk. Hep ekranda da hep söylüyor. Bazen konuşulurken bazı yaşamacı arkadaşların gülmelerini gördüm ama tekrar ben de söyleyeyim yani. Biz ailecek çok sevgi içinde büyüdük. Biz apartmanda bütün sülalemiz hep beraber büyüdük yani. Biz çok kalabalık bir aileyiz.
çok fazla kuzenimiz var, eşimiz, dostumuz da var. Onun için aile isteyeceğim. Tamam. Ben mi seçiyorum? Evet, sen. Ben çok mu konuşuyorum? Ay. Bilsek daha önce yapardık ya, benim çok hoşuma gitti böyle. Evet. Ben, bir de Berkan olduğu için konu çok rahat. Ben zaten heyecanlanıyorum, konuşamıyorum. Sen iyisin. Biz iyiyiz. Şimdi tamam, okey, geliyor. Herhangi bir sabah Belgrad Ormanı'na gitsek bu soruyu... Bunu okuduk sanki. Evet evet, bunu okuduk. Tamam, bunu okuduk, bunu geçelim. Ben alıyorum. Aynen. Evet. Spor salonu açmaya nasıl karar verdiniz? Ola karlı bir geceyi bilermişim şimdi. Hayır, spor salonu şöyle oldu. Biz zaten... Ben aktif olarak 12-13 senedir antrenörlük yapıyorum. Berkan da 6-7 senedir antrenörlük yapıyor. Biz daha önce başka bir spor salonunda çalışırken beraber... Orada yaşadığımız problemlerden dolayı sonra kendimize bir yol çizdik ve kendi salonumuzu kurduk. Ama onun öncesinde benim 7 senelik bir geçmişim var. 5 senedir de Fit to Move'dayız aslında, beraberiz orada da. Öyle. Yani bir anda karar verdik ve bir haftada kurduk dükkanı. Öyle biraz hızlı gelişti. Zaten hayatta her şey öyle oldu. Ama çok şükür hep son dakikada işlerimizi halledebildik. Hep bir şeylerin desteğini hissettik yani yanımızda. Lale'cim. Tamam, geçiyorum. Berkan'ın Lale'ye aldığı ilk hediye nedir? biz bir aydır falan beraberdik. Daha birbirimize seni seviyorum dememiştik. Sonra bir festivale gittik. Orada da böyle işte çakmak yapan bir yer vardı. Üzerine böyle yazı yazdırabiliyorsun. Benden böyle gizli gitmiş. Orada çakma almış. Üzerine de Volume T yazdırmış. O da Boşnakça, değil mi? Boşnakça seni seviyorum, demek. Evet. Hem ilk hediyesi oydu hem de ilk seni seviyorum dediği zaman oydu. Yani biz daha çok böyle o seni seviyorumu gerçekten hissettiğimiz zaman söyleme taraftarıydık. Öyle oldu. Çok güzel bir hediyeydi ama. Güzelmiş, güzelmiş. Sen de aklına. Ben mi çekiyorum? Cenk Bekmezci, eğer izliyorsan sana da buradan selam olsun. Alttan dürtüyorsun beni, görüyorum. Seni seviyorum canım kardeşim, öpüyorum. Şimdi, Berkan'ın Survivor hayali ilk ne zaman başladı? Ve kendini bu mücadeleye ilk ne zaman hazır hissetti? Yani bundan aslında bir 4 sene öncesi var. Fakat reale baktığınızda 3 senelik bir senaryo var ortada. İlk senesinde... Abi ben başvurdum Survivor'a dedi. Sonra bir anda elemelere gidip geldi. Çok uzatmayayım. 5-6 eleme gidip geldi. Yedek seçildi. Olmadı. İkinci sene tekrar bütün elemelere gitti. Bu sefer yedek de seçilmedi. Olmadı. Üçüncü senesinde tekrar yedek seçildi. Yedeğin yediği olarak gittiği Survivor'da şu anda izliyorsunuz zaten. Durum böyle. Lale'cim. Seçiyorum. Berkan'ın ben de hep kendi sorularımı seçiyorum. Hayır, onları karıştırdık aslında. Karışık gelsin istedik ama artık... Berkan'ın kolyesini öpmesinin anlamı nedir? Ben o yarışmaya giderken, hatta o gittiği gün ona o kolyeyi almıştım. O bir şövalye kolyesi. Ben de hatta birinci yılımızda ona bir bileklik almıştım. Şövalye bilekliğiydi. Ve ona çok güzel bir not yazmıştım o zaman. İşte sen benim şövalyemsin. Her düştüğünde, kalktığında benim sana olan sevgimi, güvenimi ve inancımı hisset. Sen benim kahramanımsın gibi böyle güzel bir not yazmıştım. O kolyeyi de işte gideceği gün hemen aldık. Ona taktım ve dedim ki beni düşündüğün, özlediğin her an onu öptüğünde ben beni düşündüğünü bileceğim demiştim. Öyle böyle yani, o yüzden öpüyor. Heyecanlandı. Evet, geliyor sorular. Sorularımız azaldı bu arada. Evet. Kendi parasıyla aldığı ilk şey nedir? Ya bunu konuştuk, ben bunu şöyle söyleyeyim. Hani söylesek mi söylemesek mi ama söyleyelim. İlk maaşını vallahi getirdi, bana verdi arkadaşlar. Çünkü o çalışmadan önce ben çalışıyordum. O benim yanıma geldi. Biz biraz yaşadık o çalışmıyorken. Sonrasında ilk maaşını bana vermişti. Sonraki maaşlarını ne yaptı bilmiyorum. İlk maaşı bendeydi. Lan şimdi sen de. Berkan'ın hayat mottosu nedir? Hayat bir mücadele, asla pes etme diye karar verdik biz. Evet, aynen. Evet. Aynen. Bu laf aslında çok kullanılır. Evet. Zaten hiç de pes etmeyen biri aslında. Yani ekranda çok zor bir yarışmada şu anda. Herkes olduğu gibi ona da çok fazla zor yarışma ama ben hiç pes ettiğini düşünmüyorum. Hiçbir an evet, düştüğünü de düşünmüyorum. Hani çok fazla yazılanlar oluyor. İnsanlar mesaj atıyor. Çok heyecanlanıyor vesaire. Ben heyecanlandığı da düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Onun normal hali, tavırları öyle. Hareketleri o şekilde. Aynen öyle. Yani sonuçta 3 ay Survivor domine etmiş biri var yani. Berkan bu. Onun için son 2 haftada yaptığı performansı da çok göz önünde bulundurmuyorum. Bu akşam canlı yayında, yarın canlı yayında çok güzel olacağını da düşünüyorum yani. Hepiniz bekleyin, geliyoruz. Sen de haklısın. Seçiyorum abi. Ay. Yırtıldı da bakalım biraz neymiş bu. Evet, aileye soruyorum demiş. Berkan sırf telaş... Bak mesela konuştuğumun üzerine. Telaş yaptığı için oyun verdiğinde siz de benim gibi sinirden yastıkları ısırıyor musunuz? Yok. Yoksa hep... Neyse olsun modunda mısınız? Gerçekçi cevap istiyorum. Ya şimdi şöyle, siz Berkan'ı tanımadan sadece televizyonda görüp
Berkan oyun kaybettiğinde yastık ısırıyorsunuz ya. Yani biz şimdi çok içeride olduğumuz için biz burada, ben evde tavana falan kafamı vurduğumu hatırlıyorum yani. Ben kafayı yediğim çok zamanlar oldu ama çok az bir dönemdi o yani. İlk başladığında ilk mesela ilk 3 oyununda mesela çok şok olmuştum. Çünkü ne kadar hazır gittiğini biliyordum ama her şeyin bir adaptasyonu, bir oryantasyonu olduğunu da biliyordum. Ki Berkan'ı çok iyi tanıyordum. Sonunda olabilecek biri değil fakat zaman verirse, süre verildiğinde kendini çok iyi gösterebilecek biri. Bunu da çok iyi gösterdiğini düşünüyorum yani orada kaldığı süre içinde Survivor'da. Berkan'ın olmazsa olmazı nedir? Evet, bundan sonra son 7 sorumuz. Ailesi. Ailesi, evet. Ve evet, sevdikleri, yani. Evet. Arkadaşları. Evet, bu arada benim de öyle. Ben Lale'nin de öyledir. Evet. Evet, aynen. Ben de. Evet, son 7 soru, 6. soruyu aldım. Berkan en çok ne yapmaktan hoşlanır? Berkan en çok, vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Ya gerçekten sevdikleriyle vakit geçirmekten çok hoşlanan biri. Ailesiyle, işte kız arkadaşıyla. Bu yani hani çok böyle ütopik şeyler değil aslında. İnsani duygularla yakın çevresine, sevdiği insanlara, ailesine çok iyi olmaya çalışan biri yani. Kardeşim diye de demiyorum. Zaten izliyorsunuz hepiniz. Sen de mi, ben de mi? Ben de. Evet, hadi bakalım. Ay ben, sen de miydi yoksa? Olsun, fark etmez. Lale ve Berkan ortak şarkıları var mı? Ahmet Ataş yazmış bunu. Ya aslında böyle romantik bir şarkımız yok ama biz geçen sene Kaş tatiline gittiğimiz zaman Ege Çubukçu'nun Bad Trip diye bir şarkısı var. Sürekli onu dinliyorduk. Oo, yani sürekli. Sürekli onu dinliyorduk. O yüzden o diyebilirim. Ama o yokken ben burada Cem Adrian Sen Benim Şarkılarımsına taktım. Her düşündüğümde onu dinleyip ağlıyordum. Sürekli bunu açıp ağlıyordum onu özlediğim zaman. Bir de en son biz konuşurken Trenler diye bir şarkı çalmış arkada. Ben onu bilmiyordum. Onu da yeni keşfettim. Sonraki dönemde Sen Benim Şarkılarımsın Trenleri değiştirip biraz ağlamaya başladım. Evet, bu kadar. Güzelmiş. Evet, son 5 soru. Alıyorum soruyu. Spor salonunun adını kim buldu, anlamı nedir, hikayesi var mı? Ya arkadaşlar, tabii ki her şeyin bir hikayesi olduğu gibi bu ismin de bir hikayesi var. Biz bu ismi bulmak için gerçekten çok uğraştık. Aslında çok basit bir yöntemle bulduk ismi ama çok fazla isim geldi gitti elimize. Hani bir ara Brofit mi koysak falan bile diyorduk yani. Fit to Bro mu yapsak falan. Ondan sonra Fit to Move aslında şöyle, yani açılım olarak da fit olmaya doğru, biz iki kardeşiz, iki ortağız aynı zamanda. Fit olmaya doğru, fit olma yolunda hani fit to move yaptık yani iki kişi de olduğumuz için. Hani hikayesi o. Bu arada salonda da mottomuz burası fit to move. Zaten öğrencilerimiz gelen giden herkes de bilir. Bize her yer fit to move. Evet Lale'cim sendeyiz. Hadi bakalım. Arkadaşlıkta en çok neye önem verir? Samimiyet. Dürüstlük. Güven. Aynen. Yani evet, herkesin önem verdiği şeyler. Aynen, aynen, evet, evet. Aynen. Ama dürüstlüğe gerçekten çok... Yalanı hiç sevmez. Sevmez, yok 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 yok. Yalanın olduğu yerde Berkan, no. Konuşurken en çok kullandığı kelimeler nelerdir? Bir şey söyleyeceğim. Öncelikle yeni keşfettik Survivor'da. Onun dışında... Var yani şimdi Berkan... Berkan teması da sever aslında. Hani sana bir şey söyleyeceksen hani ağzından çıkan değil de bir el teması da görürsün yani. Mesela şit yapar böyle, şit yapar. Tamam yapma derim, ben seni duyuyorum falan derim mesela. Onun dışında bana kanka çok der mesela. Dayko der, dayki der. Bizim öyle bir ufak ufak lakaplarımız var aramızda. Başka dediği günlük hayal. Bir şey diyeceğim, evet. Bir şey, bir şey diyeceğim. Aynen. Evet, ama o. Ama böyle. Evet. Ama. Evet, öyle öyle. Bilmiyorum başka ne var. Şey şartımı iki kere, üç kere sistesi. Aynen, evet, aynen, aynen, evet. Öyle. Evet Lacim sen de. Son iki sorumuz. Hadi bakalım. Tamam okuyorum. Berkan'ı daha güçlü bir insan yapan en büyük deneyimi nedir? Berkan'ı daha güçlü bir insan yapan en büyük deneyimi. Yani bana ben cevaplayayım bunu. Evet evet. Bence o bir karlı akşam günü onu hayatta bir anda hem olgunlaştıran hem ileriye dönük kendisini, çevresindekileri daha iyi analiz etmesini sağlayan bir akşamdı. Benim için de öyleydi aslında. Yani gerçekten düştüğümüz bir noktada birbirimize sarılıp, kenetlenip kalkmasını bildik. Hep de öyle oldu. Zaten çok da düşmek, canınızı da sıkmayın. Ama her insan kadar oldu, ufak ufak şeyler oldu. Bu soru da onunla alakalı. Tamam, şimdi sen de alakalı. Ben de mi soruyorum? Sen ol onu be. Tamam, ben soruyorum. Berkan'ın en sevdiği 3 arabesk şarkı nedir? Ben bunu bilmiyorum. Yani şimdi yorgun yıllarımı sever. Aa bir tanesini biliyorum. Kapanmaz yarayım gece gündüz, evet, kanarım. Bir tanesi de biz Polonya'dayken bana bunu söylemişti. Çocuklar gibi Sezen Aksu. Çok çok sevdiğini onu söylemişti. Sever, onu da sever. Onu da sever. Aslında bir şarkımız vardı ama ben onu şu an hatırlayamıyorum yani. Onu hatırlarsam söz story atacağım. Nasıl İzleyenler ya? Telefon?
Hakan Altun'u sever. Onu söyledi ama. Ama onun dışında. Onun dışında başka bir şarkı vardı. O bir şey İrem de bizim backstage'imizde bize yardım eden, evet, soruları yazan. Amcımız. Aynı zamanda Beyza sen de gel. Bu da bizim yeni ufaklığı var. Oy! Bir sürü var ama. Ay! Gel. Evet, hepinize çok teşekkür ederiz. Ay, gerçekten çok iyi ki geldiniz. Çok güzel oldu. Umarım mutlu ettik sizi az da olsa. Evet, çok güzeldi vallahi, çok heyecanlandım. biz öncesinde yarım saat böyle saçımıza bakıyoruz, ışığa bakıyoruz. Normalde güzel ışığı bulduk. Umarım size layık olmuştur, güzel olmuştur her şey. Şunu koysana birazcık görsünler. Şimdi bak. Bunun adı ne? Babako. Babako. Bu Babako. Allah. Bakın bu Babako. Babako. Isırmamak için zor. Isırıyoruz. Evet. Hepinize öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok öpüyoruz hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Fırlayalım bize. Merak etmeyin. Sevgiler. Nasıl oldu? Dur. Dilan nasıldı? Evet.